Celal'a seni görmeye gelecek dediler. Karlı bir kış günüydü. Dışarısı zemheri, soğuk. Daren Deli Sacit konuşmuş babamla. Harranlı Celal'a iyi adamdır demiş. Kızın Asiye'ye talip istemiş. Hiç sormadı babam bana. Rızam var mı yok mu? Verdim gitti dedi. Verdim gitti. Celal Ağa seni içeride bekliyor dediler. Sual edecek sana. Edeplice cevap ver, saygıda kusur etme dediler. Korktum tabii. Küçücük bir kız. Başladım tir tir titremeye. Gittim baktım odaya. Duruyor öyle köşede. Böyle gözlerini dikmiş üzerime. Hiç ayırmadan bana bakıyor. Utandım. Eğdim başımı önüme. Bir şey diyemedim. Hep o konuştu. Dedi ki, ben sevda işlerini bırakalı çok oldum. Ben öyle sevdalanacak bir adam değilim dedi. Daha küçük bir ağayım. Toprağım, malım, mülküm azdır. Ama ben bunları bir bir çoğaltacağım. Çok büyük bir ağa olacağım dedi. O yüzden kahrımı çekecek bir hanım lazım bana dedi. Önce kahrımı çekersin. Sonra sefanı sürersin dedim. Çektim. Çok kahır çektim. Lakin hiç sefa sürmedim. İşi merak ederim Asiye. Sen sultana hamileyken erkek olmazsa hani seni tehdit etmiş ya. Sana ne yapacaktı söyledim. Ne yapacaktı Durdu Hanım? Asiye'yi de kızları da öldürüp üstüne yeni hanım getirecekti. Ne yapacaktı? Dünden beri neredesin sen? Köyüme gideceğim demiştim ya hanım anam. Hani dönüşte de su alır gelirim demiştim. Müsaade istemiştim senden. Kafamı kaldı bende. Neyse. Misafirlerimiz var. Asiye Hanım'ına bir bal şerbet hazırla hadi. Hoş gelmişsiniz. Hoş gördük. Ben şimdi hemen yapar getiririm. Bal şerbete gerek yoktur. Sen bana bir acı kahve yap. Oo, Kumru Hanım, nereden böyle? Kim o misafirler? Ne zaman geldiler? Neler oldu neler hiç sorma. Dün akşam buraya sığındılar. Avluda oturan kadın var ya Asiye Hanım. Celal Ağa'nın karısı. Celal Ağa'dan kaçıyorlarmış. Celal Ağa kim? Ya Celal Ağa da bilmiyorsan. Celal Ağa bu yörenin en büyük ağası. Hatta Durdu Ana'nın dünürü. Sen görmedin mi hiç Celal Ağa'yı? Görmedim. Nereden göreyim? Sanki bir asırdır bu konakta çalışıyorum. Çekilişim var benim.